Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere klasik paketinin World Boss'larından olan Lord Kazak'ın hikayesini anlatacağım. Evet, Lord Kazak, Supreme Lord Kazak, Doom Lord Kazak hepsi aynı karakterler. Peki kim bu Lord Kazak, görevi nedir? Bu arkadaş Kijedin'in sağ komutasındaki sağ kolu ve Doomguard iblislerinin lideridir. Eski Eredruin ırkı mensubudur. Titanların tazıları olarak geçen bu ırk Titanların cezalandırma mekanizmasında kullanılırdı. Denilir ki Sargeras bu ırkı kurtarır ve onlar da kendilerini Burning Legion'a adarlar. Pit Lord ve Doomguardlardan oluşan bu topluluğun ana dili Eredun'dur. Şimdi de bu Lord Kazak'ın World of Warcraft hikayesindeki yerine gelelim. Kendisiyle ilk kez Burning Legion'ın Azeroth'a ikinci kez çıkartma yaptığı sırada karşılaşıyoruz. Biz bu ikinci Burning Legion çıkarmasını üçüncü savaş diyoruz. Dalaran yakınlarında Kel'Thuzad tarafından Menoroth ile birlikte Azeroth'a çağrılan Lord Kazak, Archimonde'dan sonra gelen en büyük generaldi. Hatta öyledir ki Archimonde kendi silahını kullanması için bu arkadaşa emanet etmiştir. Buna bağlı olarak da derler ki Kazak bazı dövüşlere girerken For Archimonde şeklinde nara atar. Ancak Archimonde 3. savaşta Hijal Dağı'nda Biz Kahramanlar ve Malfurion tarafından öldürülür. Lord Kazak ise Dark Portal'ın bulunduğu Bloodsislands'e çıkarak çekilir. Tainted Scar isimli bölgede zehirli bir sisin içinde saklanır ve güçlerini yeniden toplanmak için bekler. 3. savaşın yıllar sonrasında kendisine iletilen yeni emirler doğrultusunda harekete geçer. Görevi Kadimler Savaşı sırasında iblisler tarafından üretilmiş olan Glaive of Aspects isimli silahın parçalarını bulmaktır. Bu silah 3. savaşta Archimonde tarafından kullanılmış ve yenilgisi sırasında parçalara ayrılmıştır. Yeni gelen emirle birlikte High Lord Krul isimli bir generali bu işin başına geçirir. Bu sırada Dark Portal açar ve İblis ordusunu Azeroth'a getirir. Horde ve Alliance'a karşı terör estirir. Görevinin tamamlanmasının ardından Dark Portal'ı yeniden açar ve Outland'e ya da eski adıyla Draenor'a geçiş yapar. Burada Hellfire Peninsula'da Kil'jaeden'in tahta adı verilen bölgeye yerleşir. Ki burası Draenor genişleme paketiyle gelen Tanağ'ın ormanlarındaki Kil'jaeden'in tahtı ile aynı yerleşkedir. World of Warcraft'ta oyun içerisinde Classic, The Burning Crusade ve Warlords of Draenor paketlerinde toplamda 3 kere öldürülen bu iblis generali bildiğiniz üzere Twisted Nether'da öldürülmediği için tam olarak ölmemiştir ve durumu hayatta olarak kayıtlara geçmektedir. İleride tekrar karşımıza çıkar mı ya da ne şekilde çıkar bilmiyoruz. Yıllar boyunca oyunumuza renk katan bu Lord Kazak'ın hikayesi şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka lore videosunda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.